Hadi reçber piyasalar, herkese güzel günler arkadaşlar. Programımıza hoş geldiniz. Şimdi yine her zaman olduğu gibi Amerikan 10 yıllık faizleriyle başlayalım. Saat kaç? 10.24. Amerikan 10 yıllık faizlerine baktığımızda sıkışma devam ediyor. Yatay hareket. Beklentiler çerçevesinde şu an. Alman faizlerinin biraz aşağı geldiğini görüyoruz. Evet, biraz daha Amerikan faizlerinden ayrışmaya başladı aşağı yönde. Bu da Euro-Dolar'da biraz bahsetmiş olduğumuz, daha önce de bahsetmiş olduğumuz gibi Euro-Dolar'ı aşağıya çekmeye devam ediyor. Ancak bugün yeni bir aya girmiş olmamız bu anlamda mutlaka aylıklarda enteresan bir takım noktalara geldiğimizde gösteriyor. Bununla ilgili oldukça detaylı çalışmalarımız var. İzlemenizi tavsiye ediyoruz, paylaşmanızı tavsiye ediyoruz. Tabii ki sayfamıza abone olduğunuz takdirde bu yorumları anında görebileceksiniz. Hemen buradan. Demek ki biraz daha aşağı yönlü bir potansiyel var gibi gözüküyor Alman faizlerinde. Hemen dolar endeksine şöyle dönüp bakalım. Dolar endeksi, evet, dolar endeksi de çok önemli bir yerde. Ama yine ben Amerikan faizlerine şöyle dönüp aylık noktaları da size göstermek istiyorum. Aylıklarda, evet, önemli bir yerde. Büyük ihtimalle 3'ün üzeri bu ay zor gibi gözüküyor. Onu da not olarak düşebiliriz. Alman faizlerine baktığımızda aynı şekilde Alman faizlerinin de yukarıda 71'lerin üzerine zor olduğu, aşağıda 56 60 aralığına doğru geri çekilmelerin normal olabileceğini söyleyebiliriz. Amerikan faizlerinde, evet, Amerikan faizlerinde eğer 3'ler geçilmezse 3.65-3.70 bölgesine doğru bir geri çekilmeden bahsediyor olacağız. Bu da önemli. Buraya kadar geri çekilir mi? Evet, geri çekilme ihtimali var. Bu da önemli işaretler verecek. Doların yükselişi önüne set olabilir veya daha yatay bir piyasaya gidiyor. Evet, piyasalar bundan sonra benim gördüğüm kadarıyla biraz daha yataya girip trade piyasası olması noktasında önemli olacak gibi gözüküyor. Euro dolar paritesine şöyle bir dönelim. Euro dolar paritesi gördüğünüz gibi önemli bir Berlin duvarı gibi Euro dolar paritesinde önemli dirençlerden bahsetmiştik. Biliyorsunuz geçen sene 1.03'lerden kademeli bu seviyelere gidebileceğimizden bahsediyor ki mavi ortalamaların ne kadar güçlü direnç olduğunu gördük. Aşağıda 1.19'lar ihtimalinden bahsediyor. Çünkü şu görmüş olduğunuz kırmızı ortalamaya geri çekilebilir beklentimiz vardı. Ancak şu an için gördüğümüz kadarıyla bu mavi hareketli ortalama 1.21.45'lere denk geliyor ki zaten buralara hemen hemen görüldü. Dolayısıyla burada tutunan, sıkışan, yukarıda yine kademeli bir şekilde 1.24'lere giden bir euro dolar paritesi hareketi görebiliriz. Yani bu sıkışma şimdi yukarı aşağı tekrar hafif de olsa yukarı. Kademeli bir şekilde bu bant biraz daha daralmaya doğru gidecek. Şimdilik 1.19'ları rafa kaldırıyoruz ama biraz daha bekleyen, sıkışan, daralan 1.21.50'lerden güçlü alışların gelebileceği bölgeler olarak bahsediyoruz euro dolar paritesinde. Hatta isterseniz onu gün ortasında aylıklarda ne olabilir bunu da hedef seviyelere de bakacağız hep birlikte. Hemen buradan dolar endeksinden sonra nereye geçelim? Euro dolar paritesi dedik. Dolar TL bakalım. Dolar TL'de bugün önemli gün. Bu anlamda önemsiyoruz ama aynı zamanda aylıklarda 2 aydır ortalamaların altında geziyoruz. Bu ay artık şu seviye, yani 3.55'e doğru Mart ayında gelirsek bizim için, Nisan'a kadar bu seviyeye gelirsek bizim için sürpriz olmayacak. Bunu da bir kenara not alalım. Hemen ne olabilir? Sterlin dolara gelelim. Sterlin dolara baktığımızda sterlin dolarda biraz daha ortalamalara yakın bir hareket görüyoruz. Yine bütün bakın sterlin dolarda 1.42'lerden itibaren aşağıda 1.37.50'lere doğru hareketler beklemiştik ki dün itibariyle görüldü. Şu an için burası tutunuyor. Evet, buradan itibaren tekrar şu kontrollü bir yükseliş tepki hareketi göreceğiz. Yani bu dolar endeksine baktığımızda arkadaşlar aylıklarda görüyorsunuz çok önemli bir dirençte. Yani dolar endeksi şu an hatırlayacaksınız. Geçen ay ve ondan önceki ay önemli dip bölgesi demiştik dolar endeksine 88'lere. Burada tutunacak, tepki verecek, verebilir beklentilerimiz 91, 90, 91, 92 bölgesine demiştik. 91 300'e ve 91 bölgesine denk gelen dirençler var. Buraların geçilmesini bu ay beklemiyoruz. Hatta sıkışan bir hareket belki de önümüzdeki süreçte gerçekten tekrar doları terse çevirecek. Avrupa ile ilgili gelebilecek çok olumlu haberler Euro dolar paritesini yukarı çekmeye devam edebilir. Yani dolar tekrar dünyada zayıflama trendi içine girebilir. Bunu konuşuyor olacağız. Ki 4 tane faiz arttırımı demesine rağmen Fed açıklamalarında. Fed'in ciddi bir manipülasyon yaptığını zaten hepimiz biliyoruz. Hayır, Fed manipülasyon yapmaz diyorsanız böyle devam edin. Ama Fed'in dünyada çok büyük manipülasyonlar yaptığını, dünyanın büyük kuruluşlarının manipülasyonlar yaptığını
net olarak bildiğimizi söyleyebiliriz. Spekülasyonun ötesine çıktığını diyelim daha doğrusu. Dolayısıyla bu da ister istemez doların şu anki trendini gördüğümüz kadarıyla 4 faiz arttırımından bahsediyorlar. 4 faiz arttırımı diyenler, 4 faiz arttırımı yapabilir diyenler herhalde hani bize güzel bir söz vardır ya, kendilerini tavuğun buğday ambarında görmesi gibi bir şeyden. FED bu sene 2 faiz arttırımı bile yapamaz arkadaşlar, ben size söyleyeyim. 2 faiz normal olur. 2 faiz normal olur. Yapamaz demeyelim de çok fazla iddialı olur. Biz iddia gerçi gördüğümüzü söylüyoruz. İddialarımızı her zaman paylaşıyoruz. Şimdi durum bu. Aşağı yönde bir hareket söz konusu olabilir. 91'lerin üzerinin zor olduğunu. Aşağıda tekrar ne dedi? 88'lere doğru bir geri çekilmeden bahsediyor olacağız. Yani doların zayıflama ihtimali tekrar gündeme geliyor arkadaşlar. Hemen buradan nereye dönelim arkadaşlar? Evet. Sterlin dolar demiştik, gayet önemli bir noktaydı. Altın fiyatlarına dönmek istiyorum. Altın fiyatları çok önemli bir destekti arkadaşlar artık. Yani burada tutunup görmüş olduğunuz şu mavi ortalama 1350'lere bu ay içinde daha doğrusu 1365-1350 bu seviyelere, hatta bu seviyelerin üzerine gitme ihtimali oldukça yüksek diye düşünüyorum. Aylıklar bu anlamda çok önemli desteklerin Mart'a girmemizle birlikte olduğu bölgeleri bize işaret ediyor. Onun için burayı da izliyoruz. Şimdi aynı zamanda VTI petrole şöyle bir gelmek istiyorum. VTI petrolde de çok önemli, yine önemli bir destek bölgesi. 61'lere denk geliyor. Yukarıda da 65. Sanki bu aralıkta biraz sıkışacak. İhlaller olur mu? Geçen ay olduğu gibi ihlal olursa büyük ihtimalle alış gelecek gibi gözüküyor. Yani burada da senaryo biraz daha petrol lehine sanki gelişecek gibi gözüküyor. Yani bu doların zayıflama ihtimalini düşündüğümüzde böyle bir tabloyu ortaya çıkartıyor. Alman faizlerini unuttuk mu? Evet, Alman faizlerinde de bahsetmiş olduğumuz, hemen aklıma geldiği için unutmamak adına yapıyorum. Tekrar petrole dönüyoruz. Petrolde durum bu. Brent petrole baktığımızda, Brent petrolde de daha önce bahsetmiş olduğumuz o geri çekilmeler gerçekleşti ama şu an için bir bölgede dengelenecek gibi gözüküyor. Hemen buradan dolar Japon yenine şöyle bir dönmek istiyorum. Evet, dolar Japon yeni de artık çok önemli bir destek bölgesinde. Görüyorsunuz çok önemli. Kısa vade, orta vade, uzun vadeli hareketli ortalamaların aralarına sıkışan fiyatlamalar görüyoruz. Bu şunu gösteriyor. Avrupa bu yıl ani bir toparlama süreciyle birlikte parasal genişlemenin yerine faiz arttırım mesajlarını bile verir mi? Verebilir. Amerika artık toparlayacağı kadar toparladı. Bundan sonra Amerika'da 2008 öncesi verileri beklemek biraz saflık olur arkadaşlar. Bunu kesinlikle bir kenara not alın. Çünkü durum net olarak bunu gösteriyor. Çünkü Amerika inanılmaz büyük bir borçta ve toparlamaların hepsinin çok da iç açıcı olmadığını net olarak görüyoruz. Zaten veriler ve FED gibi kurumların yapmış olduğu açıklamaları da dikkate aldığımızda spekülasyonun ötesinde manipülasyona gittiğini söylüyorum. Bunu tabii çok kişi biliyor ama söyleyemiyor arkadaşlar. Yani herkesin tabii farklı bir tarzı var. Ya da gerçekten safa yatıyorlar veya bilemiyorum, yani çok da fazla detaya girmek istemiyorum. Onun için benim kanaatimce fiyatlar neyse onu yorumlamaya çalışıyoruz. Dolayısıyla oldukça dar aralıkta bir döneme gireceğiz gibi gözüküyor. Yani doların ilk etapta zayıflayacağı, sonra yataya girip Avrupa'da eğer toparlama söz konusu olacak olursa daha ciddi bir euro bazlı dünyadaki risk işten arttıran süreç söz konusu olabilir. Bunu da izliyor olacağız. Altın fiyatları içinde tekrar altın fiyatlarına dönüp bunu söylemek istiyorum. Çok önemli bir hat bu ay kırılabilir arkadaşlar. Bu ne anlama geliyor? 1370'in üzerine bu aydan itibaren görebiliriz. Bunun anlamı, benim raporlarımda sık sık ifade ettim, 1400'lerin üzerine yerleşen hareketler göreceğiz gibi gözüküyor. Hemen gram altına şöyle bir bakalım. Gram altında da şu anki verilere baktığımızda son 4 aydır aynı bölgede, biliyorsunuz. Yani oldukça uzun süredir biz bu bölgenin artık tepe olduğunu, altın çok fazla bir şey yapmayacağını, gram altının özellikle. Aşağıda 165'leri direnç oldu. Altta da 150 bandının önemli olduğunu. 165, 162, 160, 150 bu bandın önemli olduğundan bahsettik. Hala hazırda şu an için güçlü gözükse de aylıklardaki bu geri çekilme biraz daha devam edebilir ama ons altında olabilecek ciddi bir yükseliş burada belki zaman zaman gram altına da dikkat çekme neden olabilir. X30 yakın vadeye baktığımızda hala hazırda aylıkların güçlü olduğunu görüyoruz.
Aşağıda yukarıda 147'lerin direnç olduğunu görüyoruz. Çalıştığını görüyoruz. Aşağıda 142'lere kadar marj olduğundan şu an için bahsedebiliriz ama 147'ler geçiremediği müddeki 142'lerden bahsediyoruz ve tepe oluşumlarından da bahsediyoruz. Bu tepe oluşumlarının devamı gelebilir. Eğer günlüklerde şöyle baktığımızda yarın öbür gün 142'lere kadar bir geri çekilme söz konusu olacaktır. Daha doğrusu bir hafta içinde. Böyle bir durumda 146 ilk etapta 146 direnç olarak karşımıza çıkıyor. 146'nın altında kaldığı müddetçe 142-143 bölgesine doğru geri çekilmeler görürüz. Eğer 143 altında kapanışlar görecek olursak bizim o bas senaryomuz yani omuz boş olmuş senaryosu büyük ihtimalle çalışmaya başlayacak arkadaşlar. Bunu da yorumlayacağız zaten. 100 endeks tarafına baktığımızda ne demiştik? 118'ler, 119'lar önemli dirençti. Evet, 118-119 bu anlamda önemli. Şimdi vade değişiminden dolayı vadenin aşağıda açıldığını görüyoruz. Bu da tabii ki önemli ama sonuç itibariyle bir tepe oluşumu X30 yakın vadeye baktığımızda net olarak görüyoruz. Aşağıda olduğunu görüyoruz ve bu sıkışma önemli. 100 endeks tarafına baktığımızda ise evet 100 endeks tarafında 118-500 şu an için önemli dirençte destek olmuş durumda. Yukarıda 119-120'ler halihazırda önemli direnç. Daha önce görülen 121-500'leri düşünecek olursak bu bölgede sıkışan hareketlerden bahsediyoruz. Aylıklar tarafı bu ay çok çok önemli. Çünkü neden? Sonuç itibariyle önemli bir formasyon, bir oluşumdan bahsetmeye çalışıyoruz. Bu gerçekleşecek olursa ki beklentimiz bu yönde halihazırda 115'lerin altına gelmesi lazım ki bu senaryo gerçekleşsin. Yoksa aksi durumda tekrar bir son bir zirve sonrasında geri çekilmeden bahsediyor olacağız. Hemen buradan 100 endeks tarafındaki evet Bitcoin'e istersen şöyle bir bakalım. Bitcoin'deki durum ne diyecek olursak aylıklar tarafında geçen aya oluşan tepkinin bu ayda devamı büyük ihtimalle gelecektir diye düşünüyoruz. Tabii ki çok güçlü mü olacak? Eğer formasyon bugün günlüklere baktığımızda 10.500'ler üzerinde kapanış devam edecek olursa kontrollü kademeli bir şekilde yükseliş tekrar başlayacaktır. 112.5, 115, 117, 119 ihtimalini konuşuyor olacağız ama sanki biraz daha bu bölge bugünden itibaren önümüzdeki birkaç günlük süreçte sert yükselişler olması lazım. Olmadığı takdirde o senaryomuz biraz ertelenebilir hatta rafa kalkabilir. Daha yatay, daha uzunca bir süre yatay seyreden bir banttan bahsediyor olacağız. Ama kısa vadede düşüşlerin artık durduğunu bu noktada söyleyebiliriz Bitcoin için. Bunun ötesinde diğer para birimleri veya diğer çalışmaları sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Tahvil tarafına, bizdeki tahvil tarafına şöyle bir bakacak olursak biliyorsunuz pazartesi enflasyon gelecek. Ama biliyorsunuz pazartesi enflasyon geldiğinde zaten enflasyon açıklanmış olacak. Dolayısıyla her şeye müsait fiyatlamalar açısından. Fiyatların yukarı gittiğini, 13-14'lere ulaştığını görüyoruz günlüklerde. Ama aylıklara şöyle bir baktığımızda, dünkü kapanışta tabii ki, aylıklar yukarı çıkıp aşağı geleceğini düşünüyoruz. Aylıklara baktığımızda bir düzeltme içinde olduğunu görmüş olduğunuz 12-11.700 önümüzdeki günlerde, haftalarda kademeli bir şekilde 11'lere doğru geri çekilmelerin oluşması normal olacaktır. Evet, umuyorum seste artık ses problemimiz de hallolmuştur. Çünkü bununla ilgili bir çalışma yaptık. Hatta yeni mikrofon aldık. Bunu da söyleyelim. Mikrofon al diyen abiler ve arkadaşlar vardı. Siz mikrofon almayınca biz aldık. Ne yapalım? Diyorum şimdi tabii ki. Şimdilik söyleyecekleriniz bu kadar. Gün içinde, gün ortasında hisse senetleri yorumu da yapacağız. Bu arada TÜPRAŞ, EKG'ye gördüğünüz gibi gayet güçlü gidiyor. Gayet hatta şöyle bir aylıklar tarafından bakalım bu iki hisse. Gayet olumlu olduğunu görüyoruz ama 118'ler üzerindeki hareketlikte tekrar 125-130 ve daha üzerini konuşacağız. EKG'ye geldiğimizde çok önemli bir destek hattında gördüğünüz gibi çok güzel alışlar geldi bu bölgeden. 2.85-2.90 bu bölgeye doğru önümüzdeki günlerde hareketin devamını bekliyoruz diyoruz ve şimdiki herkese bol kazançlar diliyorum. Sayfamıza abone olduğunuz takdirde arkadaşlar verilerimize daha çabuk ulaşacaksınız. Bunu söyleyebilirim. Aynı zamanda beğenilerde bulunduğunuz takdirde bizim için tabii ki bu yorumların devamı gelmesi açısından teşvik olacaktır. Reçber Eğitim Danışmanlık sayfamızdan eğitimlerimiz, eğitim tarihleri, eğitimlerimizin içeriği, internet üzerinden eğitimler, eğitimlerimize katılamıyorsanız, özel eğitimler bu anlamda tüm detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz. Ben şimdilik herkese bol kazançlar diliyorum. Görüşmek dileğiyle.